Herkese selamlar dostlar. 4 Şubat 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum. Öyle gidelim. Şimdi kasa katlama rolling olarak yapıyoruz. Tek maç olarak değerlendirme altına alacağım bu mücadeleyi. Bir tane birazdan anlatacağım mücadeleyi tek maç olarak değerlendireceğim. Buna tüm kasanızı değil de kasanızın mesela şöyle anlatayım. 400 lira kasanız varsa 100 TL'sini bu tek maça ayırmanızı öneririm. Böyle bir örnek önerebilirim sizlere. Dediğim gibi 400 TL kasanız varsa 4'te 1'ini 100 TL'sini bu maça oynayabilirsiniz. Birazdan anlatacağım. Sizin aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Direkt başlayacağım. Şimdi öncelikle maçımız Anadolu Efes Asvel mücadelesi. Sizlere görsellerle birlikte anlatacağım zaten. Sizden ricam bu videoya da aynı şekilde... Ligler başlıyor bildiğiniz üzere. Artı 300'ün üzerinde like seviyesi bekliyorum. Like'larınızı atarsanız sevinirim. Şimdi Asvel Anadolu Asvel'le Anadolu Efes mücadelesi. Maç Anadolu Efes'in sahasında. Şimdi sırayla görsellerle başlıyorum anlatmaya. İlk görselim ekrana gelsin. Beyler bayanlar, bu maçın bir hikayesi var. Bu maçın ciddi anlamda bir hikayesi var. Bakın. Görseli size özetleyeyim. Her sayı ağaç demek. Hatta buraya da yazmışlar. Anadolu Efes'in resmi sayfalarında zaten araştırmamı yaptım. Bu maçta her sayı bir ağaç demek. Maç boyunca atılan her sayı için bir tohum tohumu tabiatıyla buluşturuyor şeklinde. Yani Anadolu Efes bu maçta atılan her sayı için bir tane ağaç başlayacak. Hatta diğer görselime geçeyim isterseniz. Bunu videolarla da paylaştılar zaten. Bir tane güzel bir video yapmışlar. Her sayı artı bir ağaç demek. Oyuncularımız yarın akşam oynanacak. Asvel maçında seni de ağaçlandırmaya, artı bir olmaya davet ediyor. Stat da muhtemelen burada full olacaktır. Biletlere bakmadım tükendi mi diye de. Fakat ikinci görselimde gördüğünüz gibi burada güzel bir video ile açıklamışlar. Muhtemelen stat da burada zaten. Biletler mobilet.com'un da reklamını yapalım. Orada satışta sunulmuş. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi geçelim bir diğer mücadeleye. Bir diğer görselimize pardon. Diğer görselimde arkadaşlar son oynanan mücadele vardı bildiğiniz üzere. CSK Moskova mücadelesi. 99-97 bitti. O maçta zaten üst tercihini almıştık biz. Şimdi şöyle bir anlatayım. O maçta ben sizlere Anadolu Efes mücadelesini vermeden önce CSK maçını YouTube'da da anlattım. O maçtan önce Fenerbahçe mücadelesi oynadı Anadolu Efes. Anadolu Efes o maçta dedim ki dış atışlarında güzel bir yüzde yakalamaya başladı. Normalde %20'lerde atan bir Anadolu Efes vardı son haftalarda. Fenerbahçe maçında bir reaksiyon gösterdi. O reaksiyonunu CSK Moskova'da maçında da devam ettirir diye düşündüm. Zaten de hatta şu anki görselle baktığınız üzere dün akşam oynanan ve nefesleri kesen CSK Moskova maçında toplam 19 üçlük kaydederek Euroleague tarihimizdeki bir maçta en fazla üçlük bulma rekorumuzu kırdık. Şekilde bir paylaşım yaptı. Maçın uzaması da tabii bu rekorun kırılmasına fayda sağladı. Onu da belirteyim. Şimdi maçımıza geçelim. Şimdi Anadolu Efes'e oran dahi açmamışlar. Bir tane daha görselim var. O görsel de ekrana gelsin. Ekobo ile bitti. Euroleague'in resmi sayfasından aldım bu bilgiyi. Sizlerin ekranına getiriyorum. Asvel'de Okobo 6 hafta sahalardan uzak. Okobo da Asvel'in en formda oyuncusu, en skorer oyuncusu olduğunu da söyleyeyim. Hatta bu görselimiz gitsin. Asvel'in son maçından bahsedeyim ben sizlere. Son maçını da izledim ben Asvel'in. Asvel'in son maçında Euroleague'de 23 sayı attı diye hatırlıyorum ben. Fenerbahçe mücadelesini zaten takip ettim. Şuradan göstereyim sizlere de. Aynen 32 dakika forma giydi. 23 sayıyla Asvel takımının en skorer oyuncusu Ekobo oldu. Okobo oldu ve sahalardan uzak olduğunu söyleyeyim 6 hafta boyunca. Şimdi Anadolu Efes bu kadar formdayken ne yapar? Ben tek maç olarak zaten görselleri gösterdim. Artık sahadaki eşeklere kaldı. Sahadaki eşekler güzel bir tabir olmadı. Kusura bakmayın. Çünkü Anadolu Efes oyuncularının hepsini ayrı ayrı parantez içinde çok sevdiğimi de belirteyim. Özellikle Brian Dunstan, Shane Larkin. Son maçta Oboa'da Babuş yani çok güzel bir ivme yakaladı. Özellikle dış atışlarda sanırım 23 sayı atmış olması lazım. Larkin 26 attı. Babuş da 23 atmış olması lazım. O da dış atışlarda ritmini buldu. Mist işte yani orta halli tam o yüksek performansını sergilemedi. O da normaldeydi. Ama dış atışlarda Larkin, Oboa, Misic, oynarsa Tibor Price. Bu isimlerden güzel dış atışlardan yakalarsak zaten Anadolu Efes'in mevzusu tamamen dış atışlar. Son maçta %55'lere kadar bu yükseldi. 19 tane üçlük attı söyledim. CSK maçında dış atışlarda %55'lik isabetle oynadı Anadolu Efes. Ben bu yüzden
tamamen sizlere anlattığım görselle ve bu fidan olayı da var. Her maçta olmayan bir olay bu. Bu maçın bir hikayesi olduğunu düşünüyorum ve Anadolu Efes'in yanındayım. O yüzden bu maça bir rolling, yani kasa katlama diyerekten kasanızın 1/4'üyle 400 liranız varsa 100 TL ile değerlendirme altına alabileceğiniz bir mücadele olarak düşünüyorum. Ben Anadolu Efes'in yanında olacağım. Hatta kombin önerisini ekrana getireyim isterseniz direkt. Çünkü bazıları direkt videonun sonuna getiriyor. Ben şöyle iki tane tercih yaptım. İkisinin de geleceğini düşünüyorum. Yani siz hangisini alırsanız alın. Bir tanesinin oranı 1.46, bir tanesinin oranı 1.44. Ben zaten Asvel'in baremi... ekranda geldi bu arada rollingimiz değil mi? Onu ayarlayalım. Asvel'in baremi zaten en alt baremi 70'ten açılmış. Anadolu Efes'in 85'ten açılmış. Ben ikisinin de gelmesini bekliyorum burada Anadolu Efes'in. Anadolu Efes o kuponun olmadığı Asvel'e farklı bir galibiyet alacaktır. Kendi evinde oynadığı özel her atılacak sayının bir fidan değerinde olmasından yana da bu da benim için böyle hikayesi olan maçlardan ben her zaman etkilenmişimdir. Bu hikayesi olan maçları değerlendiririm. Ben burada Anadolu Efes'in hem 12 sayı fark atmasını hem de ev sahibinin 85.5 üst atmasını bekliyorum. Zaten Anadolu Efes'in kendi evinde oynadığı maçların sayı ortalaması 87.4. Onu da belirteyim. O yüzden bana sorarsanız ikisi de gelir ama illa tek birini almak istiyorum derseniz burada Efes'in atacağı 85 sayıyı değerlendirme altına alabilirsiniz. Böyle bir kasa katlama, rolling şekilde sizlere bir öneri yapmak istedim. Benim de dikkatimi çekti. Yine siz kendiniz aklınıza yattıysa değerlendirin. Yattıktan sonra yani olur ki umarım yatmaz. Umarım başarı gelir. Çünkü tüm oklar Anadolu Efes'i gösteriyor. Yattığı zaman da yani bunun mesuliyetinin kendinizde olduğunuzu bilin. Ya bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben böyle güzel bir hikaye yakaladım. Sizlere de öneriyorum. Değerlendireceklere şimdiden bol şanslar dilerim bu mücadeleyi. Şimdi Süper Lig'den de iki tane mücadelem var. Gitsin rolling mücadelemiz. Kayseri Hatay mücadelesi. Şimdi Süper Lig'i çok fazla değerlendirme altına almıyorum. Fakat burada aldım. Şimdi Hatay Spor'da arkadaşlar. Hatay Spor'a baktığımız zaman Hatay Spor'un deplasmandaki maçlarına baktığımız zaman da deplasman karnesi puan ortalaması olarak iyi. Fakat ben Hatay Spor'un deplasmanda oynadığı maçları açıkçası beğenmiyorum. Oyun olarak sağdan yok oluyor. Ne kadar gol atmış olsa da deplasmanda oyun olarak sahada olmayan bir Hatay Spor takımı var. O yüzden ben Hatay Spor'un burada şöyle bir değerlendirme yaptım. Adekupe'de Hatay Spor'da kart cezalısı, onu da belirteyim burada. Şimdi Kayseri kendi evinde daha bir oturaklı bir takım. En azından bir ufaktan bir sistemi olmaya, yani yavaş yavaş oturmaya oturmuş bir takım olduğunu söyleyebilirim Kayseri Spor adına. Fakat Hatay'ın deplasmandaki maçlarını sizler de izlediyseniz mutlaka fark etmişsinizdir. Yani KG oynasın zaman 6 tane gol diyor, gol atamıyor mesela deplasmanda. Böyle sıkıntılar oluyor Hatay'ın. Ben deplasmanda olduğu için Hatay'ın ve deplasmandaki izlediğim maçlarına baktığım zaman da oyun olarak kendi evinde Hatay'a güvenebilirsiniz. Fakat deplasmanda ben güvenmememiz gerektiğini belirteyim. Ev sahibinde önemli bir eksiklik var mı diye baktığım zaman da Mustafa Pek demek bu maçta yok. Bennat Meysan'ın bir sakatlığı vardı, o yok. Ondan öyle bir derdimiz yok. Şimdi ben burada şöyle bir değerlendirme altına aldım. Hatay'ın atamayacağı 2 gol. En ideal tercih olarak bunu çıkartabildim. Yani ben Hatay'ın burada deplasmanda sistemi olan, yani oturmuş bir Kayseri Spor'a, ne kadar tam oturmuş demesek de en azından şöyle iki takım arasında baktığımız zaman da Kayseri'nin biraz daha oturmuş veya oyun yapısı olarak, oyun sistemi olarak daha oturmuş olduğunu söyleyebilirim. Deplasman 1.5 altını burada Hatay Spor'dan değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da burada Hatay'ın zaten atamayacağı 2 gol makul. Fakat ev sahibi Kayseri bu maçta yener mi diye ben bir düşündüm. Yani yüksek orandan denemek isteyenler tek maç olarak belki burada Kayseri Spor'un galibiyetini de değerlendirme altına alabilir. Değerlendirecek arkadaşlara şimdiden bol şanslar dilerim. Öncelik tercihimiz burada Hatay'ın atamayacağı 2 gol. Onun yanında bir yüksek oran isteyenler varsa, bu da varsa da Kayseri Spor'a 1 olarak değerlendirme yapabilir. Bol şanslar. Konya Spor Giresun mücadelesi. Normalde değerlendirme altına almayacağım. Fakat alayım dedim. Tek maç yüksek oran tercih sunayım dedim. Konya Spor'da kaleci Seyic bu maçta olmayacak arkadaşlar. Kart cezalısı. Deplasmanda da aynı şekilde bir tane kart cezalısı var. Joey Pelupepsi isimli bir oyuncu. Erik takımda da Seyic'in olmayışı önemli bir eksiklik. Muhtemelen kalede Ersu olacaktır. Onun dışında bir eksiklik yok Konya Spor'da. Maçın beklentisi 2-0'lık bir Konya Spor galibiyeti var. Ama Giresun'da deplasmanlarda biraz kanser bir takım. Kontralardan atabiliyor, bazen güzel atak yapabiliyor. Yani denge, deplasmanlarda biraz dengesiz olduğunu söyleyebilirim Giresun Spor'un. O yüzden ben burada şöyle bir öneri yapacağım sizlere. Giresun
Gol atar mı atamaz mı bilmiyorum da Konyaspor'un burada 2-0'lık bir galibiyeti gelebilir. Ben 1.78 gibi orandan, hatta şöyle bir açayım. Şuradan açarsam daha güzel olacaktır. 1.78 gibi orandan 2-3 gol bandında kalmasını beklediğim maçlardan bir tanesi. Değerlendirme altına alacaklar burada. Süper Lig'in çünkü tahminini soracaksınız. Kayseri'yi anlattım. Konya'yı anlatmamak olmaz. Burada da bir 2-3 gol tercihi bekliyorum. Değerlendirecekleri bol şanslar. Benim ama tek tercihim burada. Şöyle genel olarak baktığımız zaman da Anadolu Efes mücadelesini tekli olarak sizlere önerebilirim. Daha da önereceğim bir şey yok. Seviliyorsunuz. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olarak destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.